Son dönemde en çok tartışılan konulardan bir tanesi de elektrik faturaları, faturalara başka kalemler altında yansıtılan kayıp kaçak bedelleri. Aboneler ödemeyenin parasını niye biz ödüyoruz diye isyan ediyor ama görünen o ki hükümet bu bedeli faturalara yansıtmaya devam etmekte kararlı. Onun bunun kullandığı kaçak elektriği niye biz ödeyelim? Kayıp kaçak bedellerinden şikayetçiyiz. Ben adama parasını ödeyeceğim, adam yan gele yatacak. Allah'a reva mı? Şikayetleri tükettikleri elektriğin bedelini ödemek değil, ödemeyenlerin yerine de ödeme yapmak zorunda kalmak. Tartışmaların odağındaki konu elektrik faturalarına yansıtılan kayıp kaçak bedeli. Bedeli kimin ödeyeceği? 800 liradan ben 80 lira, 100 lira ödüyorum her ay. Adam yiyor, adam yakıyor ışığı. Niye bu adamdan alınıyor da bizden alınıyor? Ödemeyen ödesin, abonelerin söylediği bu. Ankara'da eylem yapan Elektrik Mühendisleri Odası'nın EPDK'ya önerdiği formül ise özel elektrik dağıtım şirketlerinin kamuya devredilmesi. Madem bu alan dağıtım şirketlerinin elinde bu kadar manipülasyonu açıksa, gelin bu işi kökten çözelim, özelleştirme politikalarını durduralım. Hükümet ise bu bedel maliyettir, ödenecek diyor, ödemeyenleri ödemeye çağırıyor. Şu ana kadar TEDAŞ alacaklarından belediyeler %75'ine olumlu cevap verdiler. 743 milyon TL'lik bir yapılandırma bize sundular. Ödüyor olmaları halinde bu Türkiye'nin kazancı olacaktır. Ama Bakan Yıldız'ın ifadesine göre hala 2 milyar liralık alacak var. Bu alacağın elektrik dağıtım şirketlerinden tahsil edilemeyeceğini savunan hükümet çareyi yine bedeli faturalara yansıtmakta buluyor. Elektriğin girmediği herhangi bir ev olmadığı için buradaki herhangi bir düzenleme yine vatandaşın tamamıyla alakalıdır. Çok sayıda abone ise kayıp kaçak bedelini geri almak için yargıya gidiyor. Dilekçemiz de bu, şimdi onu vermeye geldik. Ama bu da çare olacak gibi görünmüyor. Çünkü hükümetin kanunlaşması için çalıştığı tasar hayata geçerse kayıp kaçak bedeli için dava açılamayacak, bugüne kadar açılan davalar yoluyla kazanılan paralar da iade edilecek. Özetleri paylaşıp devam.